Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün animenin lanetinden bahsedeceğiz. Yani Isekai'den bahsedeceğiz. Bu lanetli tür bize nasıl bulaştı ve günümüzde nasıl geliyor, nasıl devam ediyor beraber inceleyeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şimdi Isekai dediğimizde önce kelime bazında bakalım. Sekay dünya anlamına geliyor Japonca'da. Isekai ise another world yani farklı dünya, diğer dünya anlamına gelmekte. Şimdi bu isekai terimine aslında çok da uzak değiliz. Diğer hikayelerden de çok daha yakınız aslında. Alice in Wonderland, Mario kardeşler, Narnia gibi şeyler aslında bu bize sürekli bir geçiş hikayesini, başka bir dünyaya geçiş hikayesini zaten bize anlatıyor. Peki Japonlara nasıl geliyor bu hikaye? Onu başta görelim. Urashima Taro'nun hikayesinden geliyor. Bu, bu, bir halk hikayesi. Bir balıkçının bir deniz kızıyla beraber deniz dünyasına olan adımını anlatıyor. Güzel bir hikayedir. Okumanızı tavsiye ederim. Japon hikayeleri diğer hikayelere göre birazcık daha gariptir. Hikaye mutlu sonla değil de birazcık daha düşündüren bir sonla biter. Ee, bu hikayeyle başlıyor ve bununla beraber bir sürü bir dolu başka dünyaya geçiş hikayesi anlatılıyor. Ve Özellikle kullanılan bir hikaye ise çok popüler olan Trakkun. Trakkun'un gelişi birazcık daha farklı. Nedense genelde karakterler bu Trak yüzünden ölüyor ve başka bir dünyaya geçiş yapıyor. Ve mimlere ko konu olmuş durumda Trakkun The Isekai Transporter her türlü geçişi sağlar size bu Trakkun. Şimdi... Isekai'nin bazı genel özellikleri var. Birazcık onlardan bahsetmemiz gerekiyor. Isekai genelde şöyle başlıyor. Bizim bir ana karakterimiz hiç tanımadığı, hiç bilmediği, hiç görmediği bir e, evrende ya da farklı bir dünyada uyanıyor. Farklı türler olabilir. Fantastik dünya dediğimiz elflerin, cücelerin, kertenkelelerin olduğu bir dünya da olabilir. Daha farklı, modern bir şey de olabilir. E, ya da genelde kullandıkları büyüsel bir evren de olabilir. Ana karakterimiz genelde burada bir hero olmaya çalışıyor. Kız ya da erkek fark etmeksizin. Bazen iskelet, bazen şey birazdan onlardan da bahsedeceğiz ve bir şekilde e, o dünyaya uyum sağlamasını, uyum sağlayamadığı noktalardaki diğer karakterlerin ona yardım edişini gördüğümüz serilerdir. Çok popüler seriler var. Mushoku Tensei e, Tensei Shitara Slime Dataken ee, konusu Konosu Barish Sekai'nin Shukuho ya da Rezero gibi bir sürü bir dolu seriden bahsedebiliriz. Sword Art Online da bir isekai serisidir. Fantastik bir dünya olmasa da bir oyun evreni içerisine geçer. Bu tür e, serilere rastlamaktayız ve bu serileri bazen konusu güzel oluyor, bazen olmuyor görmekteyiz. Genelde renkli renkli karakterler, renkli renkli kızlar görüyoruz. Genelde bir harem teması çok işleniyor nedense isekai'de. Bunları e, görmekteyiz. Peki e, bu Isekai türüne geldiğimizde farklı bir özellik de mi yok? Mesela bir Recreators dediğimiz bir özellik var. Bir durum var. Recreators ise Reverse Isekai olarak geçiyor. Bundan da özellikle bahsetmek istiyorum. Bence çok güzel bir seridir Recreators. Fantastik dünyayı da kendi normal dünyamıza getirmek üzerine bu tür serilerde de var. Isekai'nin içinde... Tabi olay bununla birazcık durmuyor, durulmuyor. Se ne yazık ki o kadar çok Isekai serisi ortaya çıktı ki artık ya sürekli Isekai izliyoruz, sürekli farklı bir konum yok, farklı bir konu Şimdi Bunun şeyi var artık o kadar Isekai olmuştu ki Isekai Quartet adında bir seri bile geldi. Isekai karakterlerinin bir arada işte komik şeyler yaptığı bir seri de gelmiş oldu. İnsan düşünüyor bu sefer hani neden bu kadar çok isekay? Tabi bunun zamanla e, dalgası da geçildi. Dalgası geçildi, mimleri yapıldı. Mesela o dönem yapılan mimlerden bir tanesi 2021 yılının yaz animelerinde o kadar çok isekay vardı ki hani e, 10 tane seri varsa 8'i 9'u ise zaten. Bir tane doğru düzgün bir seri izleyebiliyorsan izleyebiliyordun. Ya da o da devam serisi oluyordu. Ee, şimdi 2023 yılına geldiğimizde bu sefer isekayların çeşitleri de değişti. Yani olmadık meslekleri, olmadık şekillerde eklemeye başladılar. Şimdi çamaşırhane, çiftçisi, egzacısı... eczacısı, Yok terzisi, yok bu oyu, yok bu şu, yok kahramanı, yok ezik karakteri, yok kızı, yok erkeği. Artık e, bunun bir sınırı olmamaya başladı. Ki e, bu sefer şeyler de eklemeye başladılar. Artık sadece karakteri getirmeyelim, amcasını da getirelim, annesini de getirelim. Ki annesinin başına gelmeyen de kalmadı. <laughs> yani birazcık etçiye çok kayıyorlar. Biraz daha izlenebilmesi için böyle de bir özelliği var. Çok fazla etçi özelliğe çok kayıyor. İsekay'ın belki de hoşnut olmadığım şeylerden ciddi bir konu işlendiği zaman da hemen bir etçi sıkıştırıyorlar. Ha tabii ki bunların güzelleri yok mu? Tabii ki güzelleri var. Mesela Mushoku Tensei. evet biraz etçi öğeler içermesine göre çok daha sağlam gelen bir şey. Komedyo öğeleriyle konu su barışı Sekay'ın şu Yine aynı şekilde güzel. ben bunu izlemedim ama izleyenler sevdiklerinden bahsediyorlar. Rezora Kara Hajime Isekai Seikatsu yine güzel serilerden. Fark ettiyseniz isimler çoğunlukla uzun. <laughs> Gerçekten çok uzun. Keşke sadece Sport Art Online gibi, No Game, No Life gibi kısa isekaylar görsek de çok uzun isimli isekaylar var ne yazık ki. Yine Overlord çok popüler oldu. Tatena Yuusha'nın Narigari, Narigari Yanlış okumayalım. Kesinlikle. Hani bu tür önerebileceğim şeyler var. Tabii ki var. Ama ve Drifters mesela inanılmaz bir animedir. Drifters ki ağır bir konu işlemesine rağmen bu 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 tür isekaylara önemli. Farklı bir dünyaya sürekli bir geçiş yapma durumu. Ee, bunun psikolojisi var tabii ki nasıl bir psikolojisi var derseniz. Şimdi Japonların çok fazla bir çalışma kültürü var ve ister istemez bu çalışma kültürü mu onları bunaltıyor ve bunaldıkları için böyle kendilerini gerçek dünyadan e, ayırtma gibi bir ihtiyaca giriyorlar ve bu ayırtmadan dolayı çok fazla isekai görüyoruz aslında. Bu e, insan Japonlar seviyorsa o anime çıkar. Yani Dünyanın sevmesi ya da sevmemesi umurlarında değil. Öncelik Japonlardır, Japonların sevmesi. Çünkü ilk pazar orada ve en büyük satışta orada yapacaklar. Dünyaya açılmaya hedefleyen zaten animeler farklı bir şekilde çalışıyorlar. Ee, tabii artık son bir şundan da bahsetmek gerekiyor. Sa artık insan kalmadı Isaka'ya gönderecek. Ve İtemlere, eşyalara da kaya göndermeye başladılar ya da insanlara eşya olarak göndermeye başladılar. Mesela adamın bir tanesini kılıç olarak göndermişler. Ee, bunun daha etçi versiyonu olup büyülü asa olarak gönderilen birisi var. Ve 2000, bu aralar çıkıyor. 2-3 bölüm çıkmış ve insanlar sevmiş sanırsam. Vending Machine yani otomat gönderdi otomat yani isekaya otomat gönderdiler ve biz daha iyi bir hayat bir ihtimal Yani artık gönderebilecekleri tabii ki otomat bir kültür onlar için ama yani otomat da göndermezsin. Şöyle yüzü iki gözü olan bir otomat yani. Eee <laughs> dediğim gibi umarım gelecekte daha kaliteli animeler yapmaya yönelirler. Artık isekai isekai tamam güzelleri çıktı onları devam ettirin. Yani sürekli yeni bir isekai bilmiyorum ben görmek istemiyorum açıkçası. Ben artık isekai görmekten bıktım çünkü çok benzer konular çok benzer şekilde işliyorlar. Ee, hani sürekli aynı tipte karakterler aynı tipte şeyler daha ilginç şekilde kılabilmek için çok fazla etçiyor eler yani birazcık değişmesi gerektiğini düşündüm. Bu videoda böyle oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Daha hangi konular üzerinde konuşalım? <laughs> Siz ise kay hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanal beğendiyseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.